Evet dostlarım yeniden merhabalar yeni bir konudayız neredeyiz geometride katı cisimlerdeyiz katı cisimlerle ilgili dürüst olalım dönem dönem soru geliyor ve bu soruları çözebilmek için kağıt kaleme görsel hafızaya birkaç şeye ihtiyacımız var. hocam görsel hafıza ne demek ya abicim birazdan anlatacaksın diyeceksin ki şunu şöyle bir alalım ee, düzenleyelim yani biz biz buradan prizmalardan bahsedeceğiz. Dikdörtgen prizması, küp, silindir, e, piramit, düzgün piramit. Bak burada piramit, düzgün piramit. Efendime söyleyeyim koni. Efendim not vermişiz, küre vermişiz. Ondan sonra soruya geçmişiz. Şimdi biz burada bir yol haritası izleyeceğiz. Eğer elinizde video ders notu varsa video ders notunun üstüne bir şeyler yapacağız. Ve biz katı cisimleri, katı cisimleri... Dikkatli bir şekilde. Şimdi önce bir konuşacağım. Bak bir 5 dakika konuşacağım. Sizlerle beraber slaytı götürüp getireceğiz. Sonra soru çözerken tekrar başa döneceğiz. Yani mesela nasıl yapacağız? Çünkü %100 öğrenmenizi istiyorum. Bak %100 öğrenmenizi istiyorum. Diyorum ki katı cisimlerden birincisi prizmalar. Prizmaların özellikleri nedir arkadaşlar? Alt ve üst tabanı paralel ve eşit olan cisimlerdir. Bak alt taban ve üst taban birbirine eşit ve paralel. Ve tabanlarına göre adlandırıyorsun. Yani mesela tabanı kare ise kare prizma. Tabanı dikdörtgense dikdörtgenler prizması diyorsun. Ve unutma diyorsun. Neyi unutma diyorsun? Taban alanı çarpı yükseklik bize kimi verir? Hacmi. Yanan alanı ne? tabanın çevresi çarpı yükseklikte bize yanal alanı verir. Yüzey alanı yanal alanlarıyla taban alanlarını toplayarak olacak. E hocam bunu konuşarak mı yapacağız? Valla bunları konuşarak asla yapamayız arkadaşlar. Bunları önce bir bakacağız. Şöyle bir kafamızda hafızamızda bir canlandıracağız. Sonra çözerken bir başa bir sona geleceğiz. Bir başa bir sona geleceğiz. Biraz sizi uğraştıracağım ama faydalı olacak. Bu gördüğümüz dikdörtgenler prizmasın. Şimdi dikdörtgenler prizması üzerinden yola çıkıyorum. Tabanı A, B, C. Dikdörtgenler prizması altta bir taban var. A, B. Bunun üstü de aynı. Efendim yanda B, C var. Yanda da B, C var. Bir de bu yüzde var. A ile C, A ile C. Şeklinde gösterdiğimiz sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yüzü var dikdörtgenler prizmasının. Bakın işte az önce söyledik. Biz hacmini bulmak için taban alanı çarpı yükseklik diyorduk. A çarpı B yüksekliğimiz de C olduğuna göre hacmi A çarpı B çarpı C. Bakın yüzey alanı kimmiş? Yüzey alanı taban çevresi çarpı yüksekliği. Şimdi yüzey alanını bulurken taban çevresi çarpı yükseklik demiş ya. Biz öyle yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki bak yüzeyde altta bir dikdörtgen var. A çarpı B. Altta bir dikdörtgen var. A çarpı B. Aynısından üstte var iki tane a çarpı b, iki tane b çarpı c, iki tane a çarpı c şeklinde olacak ayrı ayrı üç tane dik dörtgenden oluşan neyi vermiş bize e, alanlarını toplamış yüzey alanını iki çarpı ab, 2 çarpı ac, 2 çarpı bc şeklinde ifade etmiş. Cisim köşegenleri, yüzey köşegenleri var. Bak mesela taban alanı çarpı yükseklik taban alanı çarpı yükseklik bize küpü verir. Küpün özelliği neydi? Bütün kenarları birbirine eşitti. Şimdi baktığın zaman 1 2 taban alanı a ile a'yı çarptın a kare. Yükseklik a olduğu için hacmi a küp. Yüzey alanını bulurken ne diyorum ki? Bir tane kare burada, bir tane kare burada, bir üstte, bir altta, bir sağda, bir solda. Hocam kaç tane kare var? 6 tane kare olduğu için Karenin alanı A kare olduğu için yüzey alanı da nedir? 6A karedir sevgili arkadaşlar. Al silindir. Al silindirin tabanı. Silindirin tabanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Silindirin tabanı daire, çember. Tamam mı? Biz hacmini bulurken taban alanı kim? Pi R kare yükseklik kim? Pi R kare çarpı haş bize hacmini verir. Yanal alanı. Yanal alan dediğimiz bu çevredeki alan... Hesapladığımız zaman 2 pi r bu dikdörtgenin uzun kenarı. Çünkü şu dairenin çevresidir aslında bu açtığın dikdörtgenin kendisi. 2 pi r çarpı h. Hocam yüzey alanı bir bu pi r kare. 2 pi r h. Bunları topladığımız zaman bize neyi veriyor? Pi r kare niye iki tane? Bir altta var bir üstte var. Bize silindirin yüzey. Bak piramit ve düzgün piramitten bahsetmiş. Indirdiğimiz yüksekliğin iz düşümü iki eş parçaya böldü. Buradan yüksekliği bulabiliyorsunuz. Yüksekliğin iz düşümüyle bir muhteşem üçlü oluşturur gibi şu kenarların uzunlukları birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik hacimdir. Bunun tabanına baktığınız zaman taban alanını söyleyeceksiniz. Çarpı yüksekliğini vereceksiniz. Sonucu bulacaksınız. Yanal alan dediğimiz şu izdüşümü görüyorsunuz. H üstü çarpı A bölü 2'den kaç tane var? 4 tane. Yüzey alanı dediğimizde taban alanıyla efendim tabanı kimse onların toplamından söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Düzgün piramidi söyledik. Koni var. Koni dediğin silindirin 1 bölü 3'üdür. Dolayısıyla hacmini bulurken pi r kare bölü 3. Yanal alanını dediğimizde dikkat et. Pi r çarpı L yani bu şekilde gösterebilirsiniz. Yüzey alanı pi r çarpı L ile pi r kareyi topluyorsunuz. Alfa bölü 360 r bölü L şeklinde de bir orantısı vardır. Benzerlik oranında uygularız. Küre 4 bölü 3 pi r küp alanı da 4 pi r karedir. Ama buradaki R'ye dikkat edin. Büyük R sevgili arkadaşlar. Evet başlayacağız şimdi sorulara. Etrafa neye başlıyoruz? <laughs> Soru çözümüne başlıyoruz. Şimdi büyüteceğim, büyüteceğim. Bak soru çözümüne başlayacağız. Dik kare prizma. En başa geldim. Bak hemen geldim, 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 geldim. Hop başlayız. Dik kare prizma. Bir, tabanlarına göre adlandırıldığına göre bu bir kere tabanı kare. Dik kare, tabanı kare. Taban alanıyla yüksekliği çarpınca, taban alanıyla yüksekliği çarpınca hacmi buluyorsun. Taban çevresiyle yüksekliği çarpınca yanal alanı buluyorsun. Yanal alanla taban alandan iki taneyi toplayınca o zaman neyi buluyorsun arkadaşlar? Yüzey alanını buluyorsun. E soruya gelelim. Soru bize ne sormuş? Metin hocam hep böyle mi yapacaksın? Vallahi anlayana kadar böyle yapacağız sevgili arkadaşlar. Yanal alanı var, yüzey alanı var, o var, bu var, vay 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 yok oğlu yok var. Şimdi ben buraya geldim, kalemimi aldım. Ben hemen bana demiş ki 6 cm olan dik kare prizma. Bir tane dik kare prizmayı hayal etmeye çalışayım. Şuraya geldim, bunu yaptım. Buraya geldim, bunu yaptım. Bundan sonrasını elle yapacağım. Efendim şunları birleştiriyorum. Şunları birleştiriyorum. 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 Hocam neyi biliyorum? Tabanı kare. Yani burası aysa... Burası da A. Yüksekliğini bilmiyorum ama yüksekliği de zaten eşit olsa küp olur bu. Doğru mu? Yüksekliği ile ilgili bir şey söylemiş. E, söylememiş. Tabanının bir kenar uzunluğu 6 cm. 6'ya 6. Efendim o zaman hacmini söylemiş. Hacim nasıl bulunurdu? Hacim şöyle bulunurdu. Taban Alanıyla yüksekliğin çarpımı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Geldik buraya diyoruz ki taban alanı. Hocam bu kare değil mi? Kare. Altının karesinden taban alanını söyledi. Yükseklik kim tanımıyoruz? Çarpı haş. Hacim kim? 144. Hocam burası 36 çarpı haş eşittir 144 ise 144'ü 36'ya böldüğümüzde yüksekliğimiz kaç çıktı arkadaşlar yüksekliğimiz 4 çıktı O halde biz şimdi yüksekliği bulduğumuza göre bir yanal alan var yan alanlar tamam mı? 2 Ne var hocam yüzey alanı var yüzey alandan sonra taban çevresi çarpı yüksekliktir demiştik Yanal alan için. Ya da birazdan başka bir şey söyleyeyim. Taban çevresine baktığımızda 6 6 6 4 tane 6'dan kaç etti? 24. 24 ile 4'ü çarptığında kaç etti? 24 ile 4'ü çarptığımızda da 96 hocam. Ne yaptım? Bak gerçekten niyetim bunu size tam anlamıyla öğretmek. Bak iyi izle. Yanal alan neymiş? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bunun tabanı kare, tabanı kare olduğu için kare dik prizma diyoruz. Hocam o zaman karenin bir kenarı 6 6 olduğu için 4 tane 6'dan 24. Az önce hacimden biz yüksekliği bulduk. Yükseklik de 4 dedik. Kaç etti? 96 etti sevgili arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi bu Yanal alan dediğin yandaki alanlar. 1, 2, 3, 4. 6 kere 4'ten 24. 6 kere 4'ten 24. 4 tane, bak 24. 4 tane ne var biliyor musunuz? Dikdörtgen var. 4 çarpı 24'ten de gene 96 söylersiniz. Yani sadece formüle de bağlı kalma. Abi 6 kere 4, 24. 6 kere 4, 24. 6 kere 4, 24. 4 tane var 96. Dolayısıyla yanal alanı taban çevresi çarpı yüksek. Peki yüzey alanı... Yüzey alanı demek tamamının alanı. Ben size şöyle söyleyeyim. Yüzey alanı dediğin şöyle bulunur. Yanal alan artı iki tane taban alan. Önce şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey bilmedim. Altta iki tane kare var. Altta, iki, şey altta ve üstte iki tane kare var. Altının karesinden tamam mı? 36. Bak altının karesinden kaçmış? 36. 36 ile 2'yi çarpınca da taban alanından burası ne oldu arkadaşlar? 72. Yanal alan dediğimizde az önce bulduğumuz 96. 72 ile 96'yı topladığında 97 kaç etti? 160 etti 8 de oradan geldi 168 ama şöyle düşün burada etrafında 4 tane dikdörtgen 2 tane kare var 4 dikdörtgenin alanı 96 2 tane karenin alanı da 72 dolayısıyla bunları topladığında da yüzey alanını bulmuş oluyorsun yana al yanlar yüzey tamamı hacmi birinci soru işte etrabe biz bugün farklı bir format işliyoruz. Formatımızdaki olay da neymiş? Formatımızdaki olay da bu. Bir geriye gideceğiz. Kimden bahsetmiş onu bir göreceğiz tekrardan. Sonra geri soruya geleceğiz sevgili arkadaşım. Evet bunu aldık. Birinci soruyu tamamladık. Efendim geldik ikinci soruya. Ama ikinci sorudan önce bize neyi söylemiş? Ayrıtları 6-8-10 cm olan dikdörtgenler prizması demiş. Bunun hacmini ve yüzey alanını bul demiş. Bak yanal alan değil yüzey alanını bul demiş. Etrafa hemen buraya geliyorum. <laughs> Diyorum ki arkadaşlar biz tamam dedik prizmalar. Az önce kare dik prizmayı gördük. Şimdi sırada ne varmış? Dikdörtgen prizması varmış. Bu dikdörtgen prizması dediğin olay şu. Tabanı bir kenar. Şu kısa kenarı bir kenar yani uzunlukları ayrı. Bir de yüksekliği var şu C. Bunların alanını bulurken A çarpı B çarpı alan şey, alanıyor. Hacimi bulurken A çarpı B çarpı C. Yüzey alanı dediği bu yandaki, yandaki, efendime söyleyeyim bizim nelerimiz? Yandaki yanal alanlarla bu taban alanlarının toplamı. Yani 6 tane burada dikdörtgen var. 3'ü birbirine eşit. Dolayısıyla 3 çarpı, o 3'ünü de 2 ile çarpınca 6 dikdörtgen ediyor. A çarpı B, bundan 2 tane var. B çarpı C, karşılıklı 2 tane var. A çarpı C, karşılıklı 2 tane var deyip yüzey alanını da bulmuş oluyoruz. Şimdi soruya geliyorum etrabe. Soruya geliyorum ve soru üstünde daha net anlatacağımızı, ifade edeceğimizi düşünüyorum. Buraya geldik. Bize diyor ki ayrıtları... 6, 8, 10 santimetre olan dikdörtgenler prizması. Hocacım ne yapacağız? Hocacım şunu yapacağız. Bak şöyle bir dikdörtgenler prizması çizelim. Şimdi bundan bir tane daha alalım, tamam mı? Ee, şimdi kalemle geri kalanı dolduralım. Kalemle geri kalanı dolduralım. Aha buradan geldik, buradan geldik, buradan geldik. Buradan geldik. İşte şu gördüğün şekil bir dikdörtgenler prizması. Ayrıtları yani kenarları hemen kırmızıyı aldım. Diyorum ki burası 6 olsun. Bunları ben kafama göre indiriyorum. Yani herhangi bir kit. Çünkü sonucu değiş. Burası da 6 olur. Bak burası da 6 olur. Burası da 6 olur. Buradan daha iyi görürsün. Diyorum ki burası 8 olsa şu yükseklik de 8 olur. Bu yükseklik de 8 olur. Bu yükseklik de 8 olur. Bu yükseklikte 8, yükseklik 8 olur. Bunların hepsi neymiş? 8 olur. Bak geliyorum. Tabana bak. Onu da başka bir kalemle yapayım ki daha güzel görünsün. Yeşille yapalım. Hemen şurası kaç? Burası 10 olsun bu kenarı. O zaman burası da 10'dur. Bak söyleyeyim burası da 10'dur. Burası da 10'dur. İşte bütün ayrıtlarını doldurmuş olduk. 4 tane 8, 4 tane 6, 4 tane 10 operasyon başarıyla da hacim ne? Hacim taban çarpı yükseklik bölü 2. Şu gördüğün taban alanı çarpı yükseklik dedik. Efendim hacim kimmiş? Hacim. Bir de şey var. Hacim bir sigara versene. Hacim bir çay versene. Hacim bu da etabı o değil. Taban alanı çarpı. Yükseklik. Gel taban alanını bulalım. Bu kısa kenarı 6. Burası uzun 10. 6 ile 10'u bu alttaki dikdörtgeni çarpınca bize taban alanını verir. 6 çarpı 10. Peki yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz de 8. 6 çarpı 10 çarpı 8'den 60 çarpı 8'den 480. Bunun ne arkadaşım? Hacmi. Yüzey alan bak yan alanlarını sorsaydı söylerdim. Dedim 8 kere 6. İşte şuradan 8 kere 10. Bunları söyle ama bizim istediği şey şu. Bizden yüzey alanı. Yani buradaki bütün dikdörtgenlerin alanını sormuş. Her birinden iki tane var diyorum. Mesela nasıl? 6 çarpı 10'u çarptım. Bu taban ya. 6 çarpı 10. Bundan iki tane var. Çünkü altlı üstlü birbirine paralel. Bak 6 çarpı 8. Altlı üstlü birbirine paralel. E bir de şuraya geldin. 8 çarpı 10. Değil mi? Bak burası 8 ya şurası da 10. Şurayı görüyorsun yani şu kısım. 8 çarpı 10. Bundan da 2 tane var. Toplamda 6 tane dikdörtgen. Şöyle düşün ha. Bak bu binayı düşün. Hop bu bu bu, bu o da bu sınıf. <laughs> dikdörtgenler prizması. Karşı duvar, karşı duvar, iki tane dikdörtgen birbirine eşit. Karşı duvar, karşı duvar, iki tane dikdörtgen birbirine eşit. Taban, üst taban, alt taban, İki dikdörtgen ikisi de birbirine ne arkadaşım? Eşit. Yüzey alanında bu şekilde bulmuş oluyoruz. Burası ne 60? Burası ne arkadaşlar? 48. Burası ne arkadaşlar? 80. Yanlış söylediğim bir şey var mı? Yanlış çarparım işlem hatası olur. Onu da düzeltirsiniz. 80, 60 daha 140. 140, 48 daha 188. 188 ile 2'yi çarptığım zaman... 188 ile 2'yi çarptığı zaman kaç eder? 200. 164'dan geldi. 360. 16 ekle. 376 diye ümit ediyorum. Bir yudum su, bir yudum sevgi. Adamsın sen. Suyu şuraya alayım da. Bitince arkadakini içeriz. Evet bunu da tamamladık. İkinci soru mantığımız bu şekilde bize kimden bahsediyorsa biz gidip bir onu göreceğiz. Bak soru 3. Dik dairesel koni. Koni, 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 koni. Dik koni tamam mı? Kimmiş? Dik dairesel koniymiş. Hacmini yanar alanını, yüzey alanını sormuş. Ama burada bir şeye dikkat et. Bak şurada OT'yi 3 vermiş. TB'yi 5 vermiş. Buranın 4 gibi olduğu. Yani ne yarı çapın dört oldu kabak gibi ortada. Hocam bir dik dairesel koni yani dik koniye bir bakalım nerede bu dik koni. Aha koni. Bu aynısı değil mi? Bak koni koni. Biz buradan geldik koniye geçmişiz bak. Bu silindir tamam bu silindir. Tamam hocam. Ha. Koni koni dik koni. Koni koni. <laughs> evet. Şimdi koniyi biraz daha böyle büyütelim. Da büyütürsek biraz şey olur. Mu? Bu kadar yeterli. Burada bir dik koniden bir bahsedelim. Dik koninin hacmi. Bir kere şöyle düşün. Hacim dediğin şey taban alanı çarpı. Hacim dediğin şey taban alanı çarpı yükseklik. Değil mi? Şimdi taban alanı şu. Burada bir daire var. Dairenin alanı kim? Pi r kare. Yükseklik H. Peki biz bu 3 nereden geldi? Etrabe. Çünkü arkadaşlar 3'te biridir bu silindirin. Yani pi r kare h bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik. Dik koni. Yanal alan dediği, yanal alan dediği şu. Bak. Şurası yanal alan. E nasıl buluyorduk yanal alanı? Hocam valla şu gördüğün. Burası pi r. Çevre yani. Pire. Burası da yüksekliği. Pire çarpı de yanal alan. Yüzey alanı ne? Hem şunun taban alanının hem de bu yanal alanın toplanı. Yani Pire çarpı L ile Pire kare bunları topladığımız zaman bize neyi veriyoruz? Bize söylüyorsun hemen bize neyi veriyor? Koninin yüzey alanını. Tamam hocam, şimdi ben anladım. Pi r l, pi r kare, vay vay vay, yanal alan, yüzey alanı. Soruya gelele bakalım hocam, ne yapacağız? Ben şimdi geldim buraya. Soru kaç? Soru 3. Bunun hacmini sormuş. Şunu biraz yukarı alıyorum, diyorum ki az önce gördük. Şöyle bir şey vermişti bize. Tamam mı? Böyle bir şey vermişti. Bu yanal alandı. Burası P, R'ydi. Burası L'ydi. Hemen aklımdayken <laughs> yanal alan P, R ile L'nin çarpımı demiştik. Tamam mı? Şu yüzey alanı için de şöyle söylemiştik. Taban alanı hani bunun tabanı şöyle yuvarlak ya. Taban alanı ne? Pi R kare pi r kare. Yanal alanı ne? Yanal alanı ne? Pi r l. Hepsini vermiş olduk. Ulan hacim neydi? Biz böyle bir şeyin hacmi için ne demiştik? Söyleyemedik Ketir abi. Söyleyecek. Hacmi için de şunu söylemiştik. Tersten gittim çünkü. Hacmi için de dedik ki taban alan pi r kare Çarpı yükseklik yalnız bölü 3, üç, bölünlü 3 nereden geliyordu? Koniden geliyordu sevgili arkadaşlar. Gelin önce şöyle söyleyelim. Şuraya kırmızıyı aldık. Bana da kırmızı çok yakışıyor. Tahtaya da çok yakışıyor. Şuradan geldik. Bu bir dik üçgen. Hipotenüsün karşısı 5. Dik kenarlardan biri 3 ise diğeri 4 oldu. Biz neyi bulduk arkadaşlar? Yarı çapı bulduk. 3, 4, 5 üçgeni. Hacmini buluyoruz. Hacmi yazıyoruz. Diyoruz ki hacmi kimdi? Pi r kare çarpı h bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bize taban alanı çarpı yükseklik hacmi veriyor. Dik koni olunca ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. Mesele bu. Şimdi biz burada yarı çapın 4 olduğunu gördük. Yüksekliğin de kaç olduğunu görüyoruz. Yüksekliğin de 3 olduğunu biliyoruz. O zaman yüksekliğimiz 3 ise pi çarpı yani yarı çapımız 4'tü. 4'ün karesi çarpı 3 bölü 3. Bunlar sadeleşince hacmi buradan kaç çıktı? Hacmi 16 pi çıktı arkadaşlar. Gelelim yanal alana. Yanal alan ne dedik? Pi r çarpı l. Pi r çarpı l. Hocam yanal alan içinde ne demişiz? Pi R çarpı L. Hocam pi'yi biliyoruz. Orada verili. R dediğimiz yarı çap kaç bulmuşuz? 4. Hocam L dediğimiz nereydi? Hocam L dediğimiz de aha buraydı. Onu da söylemiş olalım. Çarpı 5 eşittir 20 pi. Bu da kim? yanal alan. Şimdi gelin kimi bulacağız? Yüzey alanını. Yanal alanla taban alanı taban alanını topluyoruz. Taban alanı bunun tabanı bir daire olduğu için alanı ne? Pi r kare. Pi r kare. R'miz 4 olduğuna göre 4'ün karesinden aha burası kaç etti? Gel lan gel oğlum gel. Yerini bil. Efendim R'miz 4 olduğu için pi çarpı 4'ün karesi. Yanal alanı da az önce bulduk kaçtı? 20 pi E burası 16 pi olduğuna göre 20 pi 16 pi toplanınca 36 pi etti. İşte 3. soruda da sonuca doğru gittik anlaştık ne yaptık? Kuralları lavanta gibi yazmaktansa... Kuralları görüp ondan sonra da Ama sen o kuralları bir kağıda yaz arkadaşım. Onu sana söyleyeyim. Yazmazsan olmaz. Etrabe kimi sormuş? Kimi sormuş? Hacmini. hacmini. Kimin hacmini sormuş? Tavan. Silindirin. Silindirin. Ha. Etrabe diyor ki sil. hacim varsa taban alanı çarpı yükseklik. Yani siz burada hocam diyor... Şurada yarıçapı bulursunuz. Taban yarıçapı 4. E 4'ün karesi yükseklikte 5 olduğuna göre 4'ün pi re kare ya. 4'ün karesi 16. 16 ile 5'i çarparsan kaç eder? 80 eder. 80 pi bunun cevabı. Ama diyor hocam siz bak şimdi bu iş iş değil. Sen hepsinde tek tek geldin bize kimin kim olduğunu gösterdin. Bu kim? Silindir. Silindirin taban alanı pi r kare. Yanal alanı 2 pi r çarpı h. Pi r kare h da hacmidir. Pi r kare h da hacmidir. O zaman direkt soruyu söyleyebilirsin diyorsun. Çünkü direkt oradan oraya oradan oraya geçiş yaparak bakarak diyor öğrenebilme şansın yüksektir. Sağ ol Etra Hemen söylüyorum. Diyoruz ki biz kimi bulacağız? Silindirin hacmini bulacağız. Silindirin hacmi pi R kare değil mi? Pi R kare kim? Taban alanı. Yükseklik kim? H. Yarı çapı kaçmış bu silindirin? Ayakkabı gitti. Bunun parasını patrona aldıralım. 4. Yüksekliği kimmiş arkadaşlar? 6. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı 6. Pi buradan 16 çarpı 6'dan 60, 96 pi bu silindirin nesidir? Hacmidir aslan parçası. Buraya kadar sıkıntı. Tın ne diyoruz? Dördüncü soruyu tamamlıyoruz, küçültüyoruz, sonra beşe doğru geçiyoruz. Ana, ne yapmış etrabe? Şekildeki dik silindirin içine yarı çapı ve yüksekliği eşit olan dik koni indirmiş. Dik koniden sonra dönmüş demiş ki silindirin yanal alanı 90 pi. Abi bu silindirin, silindire bir gelelim. Silindir, 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 silindir. Silindirin yanal alanı dediği 2 pi r çarpı h. Yani çevre çarpı yükseklik yanal alan. 2 pi r çarpı h. Hatta bak buradan hemen koni nerede koni? Koni. Ha. Koninin hacmi ne? Pi r küp h bölü 3 demiş. Pi r kare h bölü 3 demiştik. Sevgili arkadaşlar aslında bildiğimiz şeyler sorular artık iç içe girmiş demiş bize kendisi. Koninin hacmini sormuş. Bak aslan parçası. O kadar güzel ki bu hayaller. Hı. Hocam önce söylüyorum diyorum ki silindirin yanal alanı. Biz silindiri şöyle gösterecek olursak böyle arttırabilir miyiz? Şunu bir geri alayım. Şuradan bir daha geri alayım. Yapacağım. Yapamadım diyelim. Sence demokraside çareler tükenir mi? Aha. <laughs> Elimle yaparım. Şimdi bunun yarı çapı R ya. Telefonu bırak elinden. Burası iki pi r. Çarpı h. 2 pi çarpı h bize... Bak şurası yanal alandır. Silindirin yanal alanı... iki pi çarpı h. O zaman gel buradan söyleyelim. Burada yarı çap 5. 5. 2 pi r çarpı h eşittir 90 pi. Kalemi al. Hangisini? Siyahı. Pi'ler gitti. Yarı çapın 5 olduğunu söylemiş. Burası kaç etti? 10 etmedi mi? Var mı sıkıntı? Sıkıntı var mı? Yarı çapı 5 demiş o a. E biz 90'ı böldüğümüz zaman, 90'ı böldüğümüz zaman 10'a burası kaç etti? 9 etti. Burası 9 etti. Neresi? Şurası 9 etti. Koninin yüksekliğini bulmam lazım. Koninin yüksekliğini bulduk. 9 dedi. Şimdi biz bu koninin hacmini bulacağız. Koninin hacmi pi r kare h bölü 3. Pi'miz kaç arkadaşlar? Bana ne? Yarı çap 5'in karesi. H ne? 9 bölü 3. Sadeleştirdik. 3 çarpı 25'ten 75 pi etti. Burası sevgili Etrabe. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada süremiz ne kadar oldu? Evet, <laughs> ha. 31. 31 dakika oldu. Burada bir nokta alıyoruz. Konuyu da muhtemelen 3 videoda bitiririz. Şey konu diyorum katı cismim. Yüreğinden öpüyorum seni. Burası tamamdır. Devam ki.